Yeniden merhabalar. Şapkalı kadının hırkasını yapacağız dedik. Bir algı olduğu için Pinterest'te gri, salaş, şu böyle arkasından öne doğru kıvırarak, katlayarak ördüğümüz zarf hırka, bolero tarzında bir hırkası var. Küçük bir videosu var, dönüyor, poz veriyor falan, gri renkte, salaş. Örgüyle ilgilenenlerin %80'i biliyordur. Yapılışı da uzun süredir isteniyor. Kışlık bir projede başladım. İpimin devamında sorun yaşadığım için neredeyse bitimine yakın yerde bırakmak zorunda kaldım. Şimdi yaz projesine aldım. Önce şunu belirtmek istiyorum. Burayı dikkatle dinlersek bazen örgüden, modelden daha önemli olan kısım anlatım kısmıdır. Bazılarımız ileri sarıyor ama yorumlarda sorma ihtimalinizin yüksek olduğu bazı şeyleri cevaplayarak başlayacağım. Evet, bu da benim cookie'm. Gel bakalım. Şimdi bu videoda yazlık bir projede rengarenk 4 parça halinde bir kombinasyon yaparak ben bu projeyi paylaşacağım. Ama altını çiziyorum. Şiş örgü, tığ örgü, tunus örgü. Hiç fark etmez veya dokuma tekniğiyle elde ettiğiniz bir parçanız. Burada önemli olan sıra sayısı değil. Şu bedene kaç sıra, o değil. Burada önemli olan santimetre. Çünkü benim ipime göre, tığıma göre değil, tığ tutuşuma göre. Bu da ne demek? Şöyle salaş da örebilirim. Bakın. Şu görüntüde örebilirim. Sıkı örebilirim, gevşek örebilirim. Tığ tutuşuma göre farklılık gösterecek. Ben yine de sıra sayılarını falan vereceğim ama önemli olan santimetredir. Şu kadar beden için ne kadar öreceğim, çocuğum için ne kadar öreceğim falan arkasından sorular geliyor. Bu tarz zarf projelerde uzunluk enseden basene doğru giden bölümde istediğiniz miktarı önce tespit edeceksiniz. O kısma göre orta kare parçayı öreceğiz. Sonrasında yanlara doğru açacağız örgüyü. Boyda baz alacağımız kısım orası. Bu projede kenarda kalın bir lastik olacak. Uzunluğunu daha da arttıracağız. Farklı bir şekilde çalışacağız. Toplam uzunluk kare kısımdan belirleniyor. Beden genişliği, salaşlığı daha böyle dökümlü hırka versiyonuna çevirmemiz için eninden, genişleyen kısmından arttırarak bunu elde edeceğiz. Boy için kare kısım, büyüklük ve hırka bolero projesi için en kısmından hareket edeceğiz. Burası çok önemli. Ben burada 4 parça yapmış olabilirim. Tığla yapmış olabilirim. Hiç fark etmez. İstediğiniz örnekle ortadan başlamalı olabilir. Buradaki gibi tek parça halinde dikdörtgenin ölçüsüne uyacak miktarda şiş örgü tek parça olur. Ajurlu örgü olur. Tek parça tığ örgü olur. Tunus örgü olur. Burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu tasarımın videosu değildir. Zarf şeklindeki tasarımların genel anlatımı, iskeleti, temelidir. Bunun üzerinden siz istediğiniz şekilde kurabilirsiniz. Çünkü bazı tasarımlarda bittikten sonra yoruma yazıyor. Diyor ki kolu uzun olmalıydı şu. Ya yapabilirsin. Sen öyle yap. Siyah yap, düz yap, karışık yap, uzun yap, kısa yap. Benim sorunum bu değil ki. Ben ihtiyacım olanı yaparım. Anlatmam gereken kadarını size veririm. Siz keyfinize göre, zevkinize göre kalan kısmını yaparsınız. Evet, dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Burası önemliydi. Şimdi gelelim gri hırkanın neden diğerlerinden farklı olarak salaş durduğuna. Ekrana yansıttığım zarf şeklindeki projelerde basen arka kısımda şöyle bir toparlanma ve şöyle bir katlanma oluyor. Biz bunun olmaması için İki şeye dikkat edeceğiz. O hırkada farklı olan iki şey var. Normal kare bir parçayı zarf şeklinde kapatarak yapılan bolero ve hırkalardan farklı olan iki şey var. Birincisi parçanın kareden sonra dikdörtgene çevrilmesi. İkincisi bunu anlatım esnasında göstereceğim. Evet. Ben elimdeki merserize ipleri kullandım ve kalınca bir tığ ile altın başak ve ören bayanın mısır pamuğundan solmaz merserize iplerinden faydalandım. Ama gerçekten de
O kadar güzel düştü ki dokusu çok güzel, bürümcük bir görüntüsü oldu. 8 numara diye geçiyor ama 5 milimetre tığ kullandım. Numara önemli değildir. Şuradaki milimetre kalınlığıdır tığın şurasını belirleyen. Buna dikkat edelim. Numaraya göre almayalım, milimetreye göre alalım. 5 milimetre kullandım. Evet, yumak merserizelerden kullandım. Örenbayan ve altınbaşı karışık kullanıyorum. Örenbayan birazcık daha parlak ve diri. Altınbaşağın birazcık daha yumuşak ve pamuksu bir dokusu var. Karahanlar.com sitesinden temin edebilirsiniz. İstediğiniz renklerden dedik. Şimdi ben her zamanki gibi anlatımım kolay olsun diye klasik desensiz ortadan başladığımız hanım dilendi, bey beğendi motifini kullanarak ama puzzle rengarenk farklı bir sırt çalışmasıyla karşınızdayım. Ortadan başlamalı göstermiş olduğum bütün motif örnekleri, oynatma listelerimdeki bütün kare versiyonların hepsi kullanılabilir. Söylediğim gibi dikdörtgen dördünün büyüklüğünde tek bir parça yapabilirsiniz. Bunu şişle de yapabilirsiniz. Burayı özellikle anlayalım. Şimdi ben şöyle oversize salaş geniş bedenlere de uyabilecek şekilde yapıyorum. Belli bir bedeni yok şu an. Sonunda tam ölçüleri vereceğim. Ve yeni yapanlar olur, hiç yapmamış olanlar olur veya ben yapmasını biliyorum ama bir de siz nasıl örüyorsunuz? Belki farklı dokunuşlar vardır diyerek düşünenler varsa hemen motifin başlangıç kısmına, göbek kısmına anlatmak istiyorum kısaca. Sihirli halka tekniğiyle halkayı oluşturdum. 3 zincir. Motifin her sırasının sonunda, bitiminde köşeye denk gelmemiz, geçişlerimizin belli olmaması ve örgümüzün muntazam olması için bu tarz motiflerde şöyle 3 zincirle başladığımız şu kısım kare motifin birinci köşesi olacak. Sonrasında 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir. Yine 3 adet trabzan, 2 tane zincir. Bu 2 zincirler bizim köşe kısımlarımızı oluşturuyor. Evet, abone olmayanlar lütfen sol alt köşeden kanal logosu yanından abone olsunlar. Ücretsizdir. Katıl butonu kanala destek göstermek isteyenler için vardır. Süper teşekkür ayrıca. Videolar ücretsizdir. Zil butonunu açarsanız video yayınlanınca bildirim gelir size. Yoksa yeni yayınları görmüyorsunuz. Evet, 1, 2, 3, 4. Dördüncü köşeden sonra sadece 2 tane ikili trabzan örüyorum. Çünkü birinciyi zaten hazırlamıştım ve oraya şöyle içinden geçerek birleştirdim. Ortayı sıkıştırdım ve geçişim kare kısımda, köşede kaldı. Şimdi ikinci sıra. Yine 3 tane zincirle bir trabzan. Büyük masa salonda ve caddeye bakıyor. Çok gürültü var. Montajda elimden geleni yapıyorum. Çok emek veriyorum sesleri size ayıklamak için. Arasında bir zincir. Arada gelebilir. Aralarında birer zincirle geçiş yapıyorum. İki zincir fazla geliyor ve köşelerde ikişer zincirle dirsek oluşturuyorum. Şöyle. Ebru iplerle de yaparız. Yine bir zincir arasında köşeye. Bu motifleri sıra sıra rengarenk de yaparız. Buralar tercih meselesi. Değişir. Burayı sonradan sıkıştıracağız. Bakın, bildiğimiz ortadan başlanan kolay kare motifimiz. Başladığım köşeye geldim. Orada bir ve iki tane ikili trabzan. Üçüncüsü birinci yapmış olduğum yerde. Ve geçişler bu şekilde muntazam oluyor. Böyle böyle istediğimiz kadar büyütürüz. Her yerde kullanırız. Ben bu şekilde başladım. Siz sonrasında
Siz örüp örüp sökmeyin diye baştan parçaları ayarlıyorum. Kimi zaman da söküyorum çünkü ben de ilk defa bu dört parçalı model yapıyorum. Şimdi başlangıçtan itibaren benim örgüme göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ördüm. Bakın şöyle gevşek, gayet esnek ama görünce hep aynı gevşeklikte ve bunu ben özel olarak gevşek örmüyorum. Tığım kalın olduğu için zincirlerim öyle geliyor. Bir de çok sıkı örmüyorum zaten, orta örüyorum. Kendiliğinden oluyor. Daha da salaş isteyen böyle bir ipi 6 milimetre ile de örebilir. Hiç çekinmesin. Evet, şurada bir iki tane sökülmüştü. Şimdi onu yaptık ve 15 sırayı tamamladık. 15 sıranın sonunda kaldığım köşeden iki tane zincir. Kare örme kısmını tamamladık. Sadece 3 tane trabzan, bir zincir. Böyle sıra sonuna kadar sadece bir kenar örüyorum. Şimdi şuradan başladım. Sadece bir kenar örüyorum. Daha önce bir bolero yaptım. Ebru'lu iple. Hatta o ipi çok beğendiniz, çok istediğiniz sordunuz. Onunla bolero yapmıştık. Benzer teknik ama bunun devamı farklı olacak. Onun hırkası diyebilirim. Şimdi bir kenarı ördükten sonra geri dönüyorum. Üç tane zincir. Ben parça parça ördüğümden dolayı tek parça olacak kısmı 4 renk, 4 parçadan oluşturduğumdan dolayı birer kenarına bu ekleme işlemini yapıyorum. Siz kare tek bir parça ördüyseniz aynı bu şekilde bitiminde sadece karşılıklı iki kenarında bu işlemi yapacaksınız. Geriye doğru dönüyorum ve böylece şu kısımdan gidiş geliş gidiş dönüş şu köşe, bakın dönüşler burada başlıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra örüyoruz. Ben bunu her bir parça için birer kenarından 11 sıra olarak uyguluyorum. Şu kısımda 11 sıra. Kare bir parçayı dikdörtgene çeviriyoruz. Tamamlıyorum. Evet, bu kenar kısımlarını arttırmak sırasında dikkat etmemiz gereken bir şey var. Benim gibi 4 parça örecekseniz şu motiflerin en son sıralarında renk sırasına göre omuza veya alt kısma neresi denk gelsin istiyorsanız motifleri birleştirmeniz gerekiyor orta kısımda. Ben deneme yanılma yaptığım için büyüklüğünü sökerek veya deneyerek ayarladığımdan dolayı sonradan birleştirme yaptım. O yüzden şu arası halen açık, bakın. O yüzden diğer parçanın şu son sırasında, diğer parçanın bu son sırasında birleştirme işlemini yapacağım. Burada yapmıştım. Burada yapmıştım, burada da yapacağım. Dikdörtgen tek parça örecek olanlar da eninden başlayacaklar örmeye. Onun da ölçülerini vereceğiz, şemasını göstereceğiz. Sırayla ilerliyoruz. Şurada 11 sıra arttırmayı yaptım. Şimdi burayı birleştirelim. Ondan sonra şu kısımda, yana bakan, kollara bakan kısımda 11 sırayı arttıralım. Neye göre arttırıyorum? Neye göre dikdörtgen yapıyorum? İki kolunuzu yana açtığınızda kol ucu dirsekte kalsın istiyorsanız katlamadan sonra, dirsekten diğer dirseğe kadar olan o uzun mesafeye sırtınızdaki o kadar yapabilirsiniz. Biraz daha uzun da yapabilirsiniz ama en az dirsekte olsun.
İkincisi, ne kadar dikdörtgen yapacağım? Ne kadar büyüteceğim? Birazdan. Köşeye geldiğimiz zaman üçlü trabzanı örüp bir zincir çekip karşıdaki motifin köşesinden yine bir zincir. Bu birleştirmeyi bütün böyle file motif modellerinde uygulayabiliriz. Üçlü trabzan, yani 3 adet ikili trabzan karşıdaki ilk kafesten içinden geçirdim. Neden böyle yapıyoruz? Aranın açık durmasını istemiyoruz. Sık iğne gibi yaparsak bir zincir yerine geçiyor karşı tarafta. O yüzden içinden geçirdikten sonra bir zincir. Renklerin enerjisi o kadar güzel ki. Üç tane trabzan karşıdaki kafesin içinden geçerek bir zincir tekrar bu tarafa. Evet, her şeyi merak ediyoruz. Oyna bakalım hadi. Şimdi birleştirme işi tamam. Burada ipi keseceğiz çünkü dikdörtgene çevireceğiz ya parçayı. Zaten sadece bu parçam kaldı benim. Hepsini yapmıştım. Şimdi şu kenarından 11 sırayı örüyorum. Evet, baba oğul çekim yaptırırsa bir gün bana. Güzel oğlum, gel. Gel, seni biz alalım buradan, olur mu? Şimdi diğer uzun parçayı da hazırladım. Size küçük bir bilgi. Eğer böyle sadece kare parçadan veya böyle uzatmadan dikdörtgen parçadan bolero yelek yapacaksanız, böyle rengarenk yaptığınız zaman dilerseniz şu renkleri omuz kısmına getirirsiniz. Dilerseniz buraya, yani çift taraflı bir kullanım söz konusu. Biz şimdi farklı bir uygulama yapacağız. O yüzden burada omuza gelecek, yüz kısmınıza gelecek renkleri seçmeniz gerekiyor. Dikdörtgen parçalardan sonra şu boydan boya dört parçayı birbirine birleştireceğiz. Bunu dilersek alttaki motifin renginden, dilersek üstteki motifin renginden yapabiliriz. Hiçbir şey fark etmez. Her bir ipten ikişer yumak açtım ve ikinci yumaklardan bu kadar kaldı. Yüzer gramlık. Merserize tabi birazcık ağır oluyor. Metrajı daha kısa oluyor. Tahminen böyle bir dikdörtgen parçayı 650 gram, 700 gram, yani 600 ve 700 gram arasındaki bir gramajla temin edebileceksiniz. Tabi daha ince angora ipler, farklı iplerde bu gramaj düşebilir. Oraya bir şey diyemeyeceğim. Toplamda 6 yumak bitti diye düşünün. 7. yumak gibi düşünün. Merserize'de. Her renkten ikişer tane. Artmış iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada yan bir gidiş söz konusu. Yine aynen ben trabzan örüyormuşuz gibi birleştireceğim.
Hemen şu köşelerden başlıyorum. Bir tane zincirle sanki motif örüyormuşum gibi dönüş sağlıyorum. Ondan sonra karşılık gelen hemen köşedeki kafesin içinden sonrasında bir zincir buraya atlıyorum. Normal bir motifmiş gibi. Köşeye geldim. Köşede yine aynen motif dönüşünde olduğu gibi. Buraya kadar geleceğim ve diğer kısmı da alttaki iple birleştirdim. Burayı da yavru az iple eflatuna birleştireceğim. Evet, bu aşamada şöyle parçamızı bir ütüleyelim. Tersinden ütüleyeceğim. Şöyle tersinden birleştirdiğim kısım aralığından buharlı ütüyle rahatlıkla ütüleyebilirim. Buharla ütüleme kısmında esnetme de yapabiliriz. Ölçü biraz daha genişler, daha salaş olur, diriliği gider, merserizelerin falan. Özellikle böyle diva tarzı diri merserizeler. Garip Yunus sözün eğri büğrü söyleme, seni sigaya çekecek bir molla kalsın geliyor demiş. Evet. İzlediniz mi? Çok güzel bir film, çok güzel bir senaryo. Evet, biraz eğri büğrü gözüküyor olabilir ama oradan ördük, buradan ördük. Öyle yapsanız zaman bu doğal. Evet, şöyle birazcık da ön yüzünden ütüleyeceğim. Birleştirme kısımlarını özellikle çok muntazam bir hale getiriyoruz. Germe de yapabilirsiniz buharlı ütülemelerde. O zaman ölçü bayağı bir esnar. Böyle rengarenk kare kare merserize iplerle yatak örtüsü de olur. Böyle bomboş. Güzel bir saçaklı kenar yaparsınız. Şimdi aklıma geldi. Çok da ağır olur. Hoş olur. Evet, şimdi görüntüyü uzaklaştırdım. O yüzden biraz böyle görüntü hoş değil ama başka türlü kadraja sığmıyor. Şimdi ölçü vereceğim. Benim ölçüm, yaptığım ölçüm. Boyu, kare parçanın boyu 74. Yani iki tanesinin boyu 74. Şöyle yapalım. Pardon, şöyle yapalım. Ütüledikten sonra yani tek bir kare parça, kare motifi 37 santimetre örmüşüm. Ütü de yaptım. Hadi 35-36 santimetre diyeyim. 15 sıra 37 santimetrelik kare 4 tane motif ördüm. Boyu 74 santimetre. Eni yanlardan uzatarak 103 santimetre. Şöyle düşünebilirim. 74'tü. 84, 94, 104 diyeyim, 30 santim. Yani 15'er santimlik bir arttırma yapmışım her iki yandan. Tek parça örecek olanlar eninden başlasınlar örmeyi. Dar yönden değil, eninden başlasınlar. Bunun da sebebini söyleyeceğim. Ve o şekilde 104 santimetreye 74 santimetrelik bir parça örebilirler. Şiş örgü yapacak olanlar yine aynı şekilde 104 santimetrelik ilmek atarak bir parça örsünler. Tek parça ortadan başlamalı örecek olanlar
Daha önce bolero'da yaptığımız gibi ortadan motifi başlayacak. Tek renk, ebruli veya düz renk örüyoruz diye düşünelim. Bu şekilde 74'de 74 santimetrelik bir kare motif örecek. Daha sonra 15'er santimetreyi her iki dikey kenarına ekleyecek. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi geldik katlama kısmına. Dikdörtgen parçamızı, zarf modellerde de kare parçayı. Evet, videonun başında bir soru vardı. İkinci cevabı birazdan dedim. Neydi sorumuz? Peki dikdörtgeni ne kadar öreceğim? Birincisini cevapladım. İkinci seçenek, basen kısmında, bele gelen kısımda, sırtta ne kadar açıklık istiyorsam katladığım zaman o açıklık oluşacak kadar öreceğim. Dikdörtgenin yanlarına ne kadar büyütürsem kol ucu o kadar bileğime yakınlaşır, hırka o kadar salaş olur. O kadar çok boyunu uzatma imkanınız olur. Daha büyük bir proje elde edebilirsiniz. İşin sırrı burada. Tamamen kare motiflerden kapatılan zarf modellerde şu kısım tamamen kapanıyor. Hiç aralık olmuyor. Şimdi burada kol kısmını ayarlayacağız. Kol için ayıracağımız kısım şurası. Şu kenar kısmı. Şöyle. Bu aşamada buradan iğneleriz, şöyle bir giyeriz, kol için olan kısım yeterli mi değil mi bakarız. Aynı şeyi karşıdan da yapacağız. Evet, kol için küçük bir deneme yaptım. Hafif dirsek altına dökülüyor. Kol genişliği için ayıracağım mesafe 17 santimetre. 16 da olur. 16'şar santimetre şu kol kısımlarındaki yeri bırakacağız. Burada şu yandan itibaren 9 tane trabzan grubu yapıyor. O kadarını birleştireceğim. Dilersem daha önce defalarca gösterdim. İğneyle birleştiririm. Dilersem ilmek kaydırma biye şeklinde tığ ile karşılıklı birleştiririm. Şu haliyle de normal orta boy için basen altına kadar dökümlü bir duruşu var. Duruşu çok güzel. Orta boy dökümlü bir hırka isteyen, basen altı yeterli de daha uzun istemiyorum diyenler bundan sonraki aşamaya geçmeyecek. Burada bırakacak, kolları dikecek ve kenar lastiklerini yapacak. Biz şimdi biraz daha salaş, dize doğru daha dökülen bir hırka yapacağız. O yüzden nasıl büyütürüz? Püf noktası. Çünkü ben bu aşamadan sonra şu alt aşamalara geçtim. Bayağı ilerledim. Hatta kenar lastiğine başladım ama bir yer olmadı istediğim gibi. Ve tekrar biraz daha böyle araştırıp biraz daha üzerinde durup söktüm ve tekrardan çekiyorum bu kısımları. Şu kolun gireceği kısım kendi tercihimize göre olur. Belli standart bir ölçüsü yok. Burada ben aynen şu file kısmını birleştirdiğim gibi şuradaki trabzan gruplarının ve kafeslerin olduğu 17 tane kafes diyeyim. 17 tane grubu atladıktan sonra kalan kısmı kol için bıraktım. Her iki taraftan. Şimdi bu aşama önemli. Uzun salaş hırka istiyorsak bu aşama önemli. Şimdiki geçeceğimiz işlemi yapmayabiliriz. Yapmadan da basene kadar inen bir uzunluğu var. Denediğiniz zaman direkt kenar lastiklerini yapabilirsiniz. Bir önceki bolero anlatımında olduğu gibi ama tabi bu ölçümüz biraz daha büyük, biraz daha dökümlü ve orta bir hırka elde ediyoruz burada veya yelek elde ediyoruz. Şimdi daha da uzatmak istiyoruz. Burada ikinci nokta dedik, birazdan dedik. O gördüğümüz, beğendiğimiz salaş hırkada ikinci nokta katlama işleminden sonra alt bölgesinde bir uzatma işlemi var ve sonrasında kenar lastiği örülmekte. Burası önemli. Şimdi benim yaptığım neden olmadı. Bu anlatımları dikkatli dinlersek modelin can alıcı noktaları bunlar. İstediğim gibi olmadı. Benim buradaki dikdörtgen parçamın yüksekliği, omuzdan bele kadar olan yüksekliği 10 santim normalde yapılanlardan biraz daha fazla. Öyle olunca katlama alanım genişledi ve şu sırta ayırdığımız bölge dar kaldı. Benim şu uzunluğumdan bir 10 santim daha kısa tutarsanız parçanızı,
Kol katlama kısmı daha geride kalacağından dolayı şuradaki sırtta uzatmada kullanacağımız mesafe biraz daha geniş kalıyor. Şimdi ben 46 bedenlere kadar da olabilecek bir ölçü takip ediyorum. Biraz daha üzerinde yapmak isteyenler dikdörtgeni biraz daha genişletsinler. Şu yanlara eklediğim mesafeyi şöyle bir 10'ar santim kadar daha arttırabilirsiniz. Ne kadar dikdörtgeni genişletirseniz atlama işleminden sonra şu sırtta arada kalan mesafe genişleyecektir ve hırkayı uzatmanız, daha salaş hale getirmeniz kolaylaşacaktır. Bu modellerin, zarf modellerin püf noktası burası. Bu katlama işleminden sonra şu mesafeyi aşağı doğru genişleteceğim ama şu göründüğü açıklıkta yapmayacağım bunu. Ne yapacağım? Biraz daha genişlettim. Şu kol kısımlarını bakın açık duracak şekilde geriye çektim. Nasıldı kapalıyken? Şöyleydi. Olabildiğince geriye çekiyorum. Tabii ben ilk defa bu şekilde yapıyorum. Deneme yanılmalarla yapıyorum. Siz söküp uğraşmayın diye başta o aşamaları burada kendim yaşıyorum. Ve videonun tamamını izlemeden lütfen projelere başlamayın. Proje ilerledikçe ben size gerekli püf noktalarını veriyorum. Dikkatli dinlerseniz de güzel projeler elde edebilirsiniz. Ben giyip denedim ve kenarındaki pat kısmının hizasında alt kısım şöyle nereye denk geliyorsa oraya kadar baktım ve şu katladığım kısımda bakın şöyle iğne ile belirlediğim kısım şuradan itibaren şöyle burayı da aynı şekilde düzeltiyorum. Şu mesafeyi aşağıya kadar öreceğim. Ne kadar? Bir parçada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane trabzan grubu. Arada fileler de var. Ben sadece üçlü trabzan gruplarını saydım. 13.'ye kadar gelen mesafe şurası. Bunu santimetre olarak vereyim. Böyle biz rengarenk ördük. Saymamız kolay ama tek parça yapacak olanlar için. Şöyle 34 santimetre kadar, yani ikisini toplarsam arka tarafta şöyle 68 santimetre kadar, 65-70 santimetre kadar bir mesafeyi uzatmak için ayıracağım dikdörtgeni katladığım zaman. Benim boyum biraz daha geniş olduğu için şuraya taştı uzatacağım bölüm. Bunu atlamayalım. Her iki renkten aynen şu yanlarda çoğalttığım kısımlar sıralarda olduğu gibi aşağıya doğru bir miktar gidiş dönüş örüyorum. Evet, etek ucundan ekleme kısmını tamamladım. Ne kadar ördüm? İpim bitinceye kadar ördüm. 15 sıra ördüm. 2 yumak sarıdan, 2 yumak yavru ağzıdan, 1,5 da mor ve pembeden kullandım. Şu anda 700 gram hırkanın gövdesi lastik hariç. Evet, santimetre olarak da bakıyorum. 18 santimetre ekleme yaptım. Burayı biraz daha arttırabiliriz. Daha az da yapabiliriz. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Kenar bordürlerini beyazla yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Hırkamın etek ucundaki arttırdığım kısma ipi bağladım. Boş kafesin içine köşe kısmında 2 adet önümdeki trabzanları başlarından alarak birebir örüyorum. Aradaki boş kafesi 1 adet. Trabzanların başına da 1 adet. Şöyle bir sıra trabzan örüyorum. Bir sıra trabzan ördük. Şimdi kenar lastiklerine geçeceğim. Şöyle döndükten sonra
kafesin içinden 2 tane şöyle yan trabzanların içinden de 2 tane arasının açık gibi durmasına takılmayın. Onu lastik olarak ördüğümüzde düzelecek. Kafes kısımlarından 2 iyi gözüküyor. Bu şekilde bütün kenarı karşı uca etek kısmına kadar. Evet, bütün çerçeve olarak bir sıra trabzan ördüm. Diğer uca kadar geldim. Şimdi lastik örgüye geçeceğim. Geriye dönüyorum. Etek ucuna lastik yapmayacağım. Gerek yok. Çünkü başka renk olduğu için sırıtır bence. Üç zincir. Ön trabzan. Sıradaki trabzanı ardından alarak diğerini yeniden ardından alarak öndeki iki trabzanı ön trabzan olarak sıradaki iki trabzanı ters trabzan olarak normalde hep bir düz, bir ters ve alpine modellerini kullandık. Bu defa böyle kullanacağım. Dilerseniz sık iğne tekniğiyle ardından sık iğne alarak oluk oluk likralı lastik modelimiz var ya, onu da uygulayabilirsiniz. Böyle iki düz, iki ters lastik şeklinde öreceğim. Yönlerini değiştirmeyeceğim. Arka sıraya geldiğimde ön trabzanları ön, ters trabzanları ters olarak öreceğim. Ve böylece lastiği bütün kenara uyguluyorum. Kenar patlarına 14 cm genişliğinde 2 düz 2 ters lastik ördüm. Sıra olarak da 16 trabzan sırası. Şöyle bir koton ipim vardı. Krem ton, kırık beyaz. Onu kullandım. Yalnız ördüğümüze değdi. 3 yumak koton ip kullandım bütün çerçeve için. Yani şu anda 1000 grama ulaştık. Bilek kısmının toplamasını göstereceğim lastiğini. Evet, şurası kol kısmı. Bunu nasıl yaptım? Şöyle birleşim yerinden üçlü trabzanın başından alarak aradaki zincirli kafesi atlıyorum. Çünkü kol ucunu birazcık toparlamak istiyorum. Atladım. Sadece üçlü trabzanların üzerinden. Kolu benim gibi böyle kısa örmeyebilirsiniz. Benimki manşet gibi biraz. Daha da uzatarak bileğe kadar indirebilirsiniz. Şu geçiş yerinde şöyle bir tane yaptım. Tekrar başından devam ettim. Şöyle bitiş kısmında bir yan trabzan geçiş yeri var. Oradan da toplamda 5 trabzan ördüm. Şöyle bir tane boşluğa.
bir tane geçiş yerine ve sonrasında başlangıç trabzanından şöyle alıyorum. Önden aldım. Yeniden ön trabzan. Koton iple lastiği 4 mm ile ördü. İp birazcık ince çünkü. Evet, boş verelim mankene. Mankenin ölçüleri bizi tutmuyor. On yumak ile 1000 gram 36-38'den 46'ya kadar olabilecek bedende. İster önü açık salaş olarak, isterseniz broşla, düğmeyle kapatarak, manşetlerini dar yaparak, şurada şöyle dirsek boyunda, biraz daha uzatarak, bileğe kadar örerek. Evet, çok rahat, kullanışlı, rengarenk oluşu yaz için ideal, serin. Yaz akşamlarında, baharda görüşleriniz çok önemli. Bayağı uğraştım çünkü söküp tekrar ayarlamakla uğraştım. Şu anda yeniden örmeye başlasaydım neyi yapardım, neyi yapmazdım? Burası çok önemli. Lütfen dikkat. Örmeden önce. Eğer sırtını bu uzunlukta yapacaksam, aynen verdiğim kare ölçüde yapacaksam, kaçtı bizim ölçümüz? 37'ye 37 kare motiflerde 4 taneydi. Yan genişlik 104'tü. Bir 10 santim daha veya geniş yapardım. Sırt kısmının boyunu 10 santim daha kısa yapardım. Yan genişlemesi aynen bu yaptığım gibi olurdu. Neden? Biraz boyum fazla olduğu için katlayınca şöyle şurada hafif basene doğru oturuyor. Çok değil. Önemli değil. Onu ayarladım. Bunun olmaması için bu boyda yaptığımızda genişliğini 10 santim daha alırsak şu eklediğimiz kısım tamamen uçlara geleceğinden dolayı bu çekme işi olmaz. Rahat mıyım? Rahatım. Zaten olmasa tekrar sökerdim, acımazdım yani. O yüzden size tavsiyem, yeni baştan örecek olanlar bu ölçüde yapacaksa dikdörtgeni şöyle bir 10 santim daha geniş yapsınlar. Bu. Yani o etek ucunda uzattığım kısım tam böyle katlamanın arasına gelsin. Veya şöyle yapın. Ördünüz ördünüz. Tamamen böyle mektup şeklinde katladınız kenarları. Ortada kalan kısım tam böyle basen sırt kısmınızı örtecek genişlikte. Tam o genişlikte olsun. O zaman ideal. Püf noktası bu. Bu modellerin püf noktası bu. Zarf hırka değil. Zarf tam kapanıyor. Buna biz mektup hırka diyelim. Benden size anlatımı bir mektup olsun. Ne dersiniz? Evet. Nasıl buldunuz? Görüşlerinizi lütfen yazın. Yorum kısmında bildirin. Beğendiyseniz çevrenizle veya gruplarınızla paylaşın. Evet. Biz de böyle poz veririz. Evet. Neden o gri hırkanın aynısını örmedim? Etik bulmuyorum. Çünkü o bayanın ben sayfasını buldum. Biraz inceledim bu modeli yapacağım zaman. PDF'lerini ücretli olarak satıyor. Şimdi o kişinin ekmek kazandığı bir projesine kendisi yapmış. Tamam, bu hırkaların yapılış şekli hep böyle ama oradaki örneği basit bir örnek uygulamış tığ ile ve kollarını uzun yapmış, buraya kadar body kolu gibi böyle dar yapmış. Aynen onun gibi birebir yapsaydık etik olmazdı.
O yüzden böyle ben farklı versiyonda yaptım. Hem de çözmüş olduk bu projeyi artık. Bu projeyi istediğimiz modelle yelek boler olarak, ister uzun hırka olarak, salaş kısa uzun hiç fark etmez. İstediğimiz versiyonda, istediğimiz örnekle örebiliriz. Şişle, tığla, tunus tığıyla, nasıl canınız isterse zevkinize uygun olmak üzere. Evet, bu videoda da benden bu kadar. Her zaman olduğu gibi YouTube, Instagram, Facebook ve Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendis olarak takip edebilirsiniz. İplerimi karahanlar.com sitesinden temin ediyorum. Tığ setlerim kitingtr.com HBM05 koduyla indirimli olarak alabilirsiniz. Instagram'dan ve YouTube'dan kanalıma abone olursanız beni de çok sevindirirsiniz. Abonelik ücretsiz. Süper teşekkür ve katıl butonuyla da kanala maddi destekte bulunabilirsiniz. Yeni ve güzel projelerde görüşmek dileğiyle. Sevgiler.